Merhaba arkadaşlar. İslami ilk ürünlerle beraberiz tekrardan. Şevval var yanımızda. Merhaba Şevvalciğim. Merhaba hocam. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor be ya? İyi hocam, siz nasılsınız? Aynı be ya. Hep aynı. Hep aynı muhabbet hocam. Sıkıldık sizden. Evet, Divan-ı Hikmet'le devam ediyoruz. İlk 3 eserimizi hatırla. Bu da 4.'üydü. İlk 3 eserimizi hatırla ve bize hatırlat. Kırık küp kırık kolumu kırık küp. İlk üç eserimiz Barsıyor, Kaşgarlı Mahmut'un, barsıyor. hayır, Yusuf Asacı'bin. Yusuf Asacı'bin Kutadgu Yeah. Bilig. Sonra Kaşgarlı Divan-ı Mahmut'un Lügat-ı Divan Türk'ü. Lügat-ı Türk. Sonra Edip Ahmet Yükneki'nin Atabetül Hakayık. Atabetül Hakayık ve Dördüncüsü dördüncüsü de de Divan-ı Hikmet. Divan-ı Hikmet. Neymiş bu Divan-ı Hikmet? 12. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmış bir esermiş. Şimdi niye hikmet diyoruz biz buna? Çünkü Ahmet Yesevi'nin şiirlerine hikmet adı veriliyor. Bundan dolayı Divan-ı Hikmet adını veriyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Yine 12. yüzyıl. Bak, o eserlerin ikisi neydi? 11. yüzyıldaydı. İkisi Atabetül Hakayık ve Divan-ı Hikmet de 12. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Bunlar ilk İslami ürünler. Var mı bir sıkıntı? Yok bir sıkıntı. Güzel. O halde Divan-ı Hikmet'i geçtik. Sonra şimdi Şevval, burada bir notumuz var. Bu not çok önemli. Arkadaşlar, bu İslami ilk eserlerin 4 tanesi de Karahanlılar devrinde. İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar devrinde yazılmış eserlerdir. İşte bundan dolayı bunların dili nedir? Karahanlı Karahanlı Türkçesi. Türkçesi, yani Yani diğer adıyla Hakaniye lehçesi. Hakaniye lehçesidir. Sakın önemsiz gibi görme. Soruluyor. Diyor ki işte aşağıdakilerden hangisi, sallıyorum, Divan-ı Hikmet'in özelliklerinden biri değildir? İşte A şıkkı Karahanlı Türkçesiyle veya Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Hani şıklarda kesinlikle yerini buluyor. Sadece Divan-ı Hikmet'te mi? Hayır. Şeyde de mesela Kutadgu Bilig işte C şıkkı Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır şeklinde sorular karşımıza geliyor. 4 tane muhteşem eserimiz vardı. Bu 4 eserin 4'ü de Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır diyoruz. Var mı bir sıkıntı? Yok bir O sıkıntı halde ya. İslami ürünleri burada kapatıyoruz ve blogumuza geliyoruz. Arkadaşlar, bizi YouTube'dan, Açık Lise TV'den takip edebilirsiniz. Videolarımızı izleyebilirsiniz. Abone olmayı da unutmuyoruz. Instagram, Facebook ve Twitter'dan da bizle ilgili haberleri, Açık Lise ile ilgili tüm haberlere ulaşabilirsiniz. Google'dan da sonunda 2V olacak şekilde Açık Lise TV'den de Açık Lise ile ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.